Allah'ım sanki yanımda oturuyormuş gibi. Allah'ım. Babanız. Ben kendim hmm. en sıkıştığım zamanda, en onulmaz zamanlarında velev ki bir karar vermem gerekiyor ama acemiliğim var. Yanlış yapabilirim. Bir şey olması lazım hani bir dese ki babam babam olsa bunu böyle yap dese o sorumluluktan kurtulacak ya da büyük amcan amcam zamanında milletvekiliymiş ama ölmüş gitmiş hani bir düşünsene yanında milletvekili bir amcan var amca bunu nasıl yapalım dediğinde amcan yol gösterdiğinde tak 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 yaparsın hiç kimse yoktu Allah'ım bunu nasıl yapayım ben bana içime doğdur bunu hissederdim ya içimde duyardım arkadaş ve beni çoğu zaman beladan kurtardı, yanlış karar vermekten kurtardı. E, bütün kainatın sahibi Allah, kulunu böyle sıkarken sonuna kadar da ümünü sıkmaz ki, merhamet içine doğdurur. E, bu uzunca bir süreç devam etti, detayları var. Ama ben sabrettim. Sabrı hep dile getiriyorum, sabırlı olmamız. Ümit var olmamız ki biliyordum ki bir gün abim kurtulacak. Allah'a isyan etmeyeceğim çünkü Allah'ın gücü çok yüksek bize yardımcı olacak. Bütün acılara rağmen babam öldü ama uzun yıllar ben hiç sağlam halini hatırlamıyorum. Felçli yaşadı bütün günahları döküldü tertemiz gitti benim babacığım diyorum. Hani hep ümit varım. E 6 yıl sonra mahkeme bitti. Abime dediler ki çok özür dileriz. Biz seni altı yıl idamla yargıladık ama senin suçun yokmuş, berat ettin. Hayda! <laughs> Düşünebiliyor musun? <laughs> Ve ben bu kadar e, sıkışık hayatın içerisinde hiç isyan etmeyerek, sabrederek, şükrederek, Allah'a güvenerek, Allah'la adeta istişare eder gibi, onun onun sözünün bana gelmesini bekler gibi tefekkürde, ittikafte, de, ne dersen de o hal öyle bir ana getirdi ki benim buradan oraya çıkıyorum Allah bütün kötülüklerden korunup sığınacağım bir liman haline gelecek bir eş verdi bana benim limanım oldu evim babam olmadı belki ama Allah'a dua ettim bana evlat ver oğul ver babamla yaşayamadım her şeyi oğlumla yaşayayım Allah bana bir oğul verdi Allah bana bir kız evlat verdi. Ailem oldu. Huzurum oldu. Mesleği elde etmiştim. Avukat olmuştum. Başarılıydım. Çalışıyordum. Rızkımı çıkarıyordum. Kimseye muhtaç değildim. Hayalimde hiç yoktu aktörlük. Çok okuyan bir adamdım. Beni tanıyanlar bilir çocukluğumdan itibaren annem çok okurdu. Yazar olmak istiyordum hayatım boyunca ama yazarlara, edebiyatçılara saygım o kadar yüksek, o kadar büyüktü ki asla onların çıtasına erişemem diyordum. Ama 28 yıl avukatlık yaptıktan sonra hayır artık yapmak istemiyorum ben bundan sonra kitap yazmak istiyorum deyip Türkiye'nin en iyi yayın evlerinin sahiplendiği kitapları yabancı dillere de çevrilmiş. Bütün dünyada öyle ya da böyle okunan Türkiye'de de ciddi bir okur kitlesi olan bir adam haline geldim. Bak Allah hazinenin açtı kapısını. Hiç umudum yok, plan yapmadım, program yapmadım. Hayal bile etmiyorum. Aktörlüktür şudur, budur. Ve ben görsel sanatların içinde, hani televizyon dünyasının göbeğinde buldum kendimi. Ben hiç kimsenin kapısını tıklayıp da şu dizide rol almak istiyorum demedim ki hayatım boyunca. Evet. Allah kapıları bir açtı. Yani şu ben öyle yorumluyorum. Ey kulum, ömrünün başında, gençlik yıllarında çok çektin. Ben seni çok imtihan ettim, çok sarstım. Ama sen sıratı mustakim yoldan sapmadın. Sabrını korudun, şükrünü korudun, tevazunu korudun, gözyaşını içine akıttın. Bana isyan etmedin, beni dost bildin, içinde hissettin. Bak ödüllendiriyorum şimdi seni dedi. Öyle ya da böyle birçok coğrafyalarda Anadolu coğrafyasının dışında tanınan bir aktör oldum durup dururken <laughs> e, Türkiye'nin dışında birçok coğrafyalarda okunan bir yazar oldum. E, çocuklarım benden memnundur, karım da benden memnundur, dostlarım da benden memnun olur. Ailem oldu, oğlum oldu, kızım oldu geriye dönüp asla şunu söylemiyorum. Değerli bizi izleyen değerli dostlar hayatınıza katmanız gereken en önemli husus şu. Ah keşke yapaydım. Vakit geçmeden barışaydım. Vakit geçmeden vakit geçmeden yapın. Bütün sebeplere sarıldım. Anama yapmam gerekenleri yaptım. Bir kız evlat gibi onu kanser oldu, yatalak oldu. Baktım, gözettim. Babam için yapılması gerekeni yaptım. Rahmetli Cihan abim cezaevindeki abim için gerekeni yaptım. Ben gerekenleri yaptım. Adam sende demedim. Hep kendimden verdim. Kendim yaralan O kadar yaralandım ki Mehmet. Allah sonra kapılar açınca o yaralar sarılmaya başladı. İnsanoğlu sevilmek istiyor Mehmet. Hanginiz istemiyorsunuz ki sevilmeyi? her canlı sevilmek ister. Çiçeği, saksındaki çiçeği bile severek sularsan büyür. Çocukların en büyük ihtiyacı sevgidir. Sonuna kadar evlatlarıma sevgi gösterdim. Sonuna kadar karıma sevgi gösterdim. Dostlarıma sevgi gösterdim. Asla ihanet yapmamaya çalıştım. Asla kirlenmemeye çalıştım. Dostum için, Mehmet için değil, Allah'tan korktuğum için yapmadım. Tabii ki günahlarım vardır. Ama Allah'ın affına sığınarak, sabrederek Ha bugün için önemli bir noktadaysam göreceli bir şeydir bu. Ben hala kendimi kusurlu ve eksik buluyorum ama fazlalıklarımı da biliyorum. Allah'ın beni getirdiği noktadan şükrediyorum. Neden onları yaşadım? Niye gençliğimi yaşayamadım? Demir. Üniversitelere gidiyorum, gençlere sohbet yapıyorum. Motivasyon olsun diye. E birçok insan birçok gencin diline peresenk olmuş. Evimiz, ekonomimiz yeterli değil, çalışma odam yok. E işte annemle babam ayrı. Bilmem ne bilmem. İnsan sayısı kadar mazeret üretebilirsin. Yahu diyorum benim yaşadıklarımı siz yaşamadınız ki birçoğunuz. E geldiğim noktaya bak. Yani bahane üretmeyin. Kendinize yatırım yapın ya. Hangi şartlarda olursanız olsun bir şekilde kitaba oluş ulaşın, okuyun diyorum. Kendinizi ihya edin. Gerektiğinde ananız babanız bile sizi düşünemez diyorum. Sizin kendinizi düşündüğünüz kadar. E benim babam yatalak hastaydı. Baba olarak beni düşündü mü? Bana bir yatırım yaptı mı? Yapamadı. Yapamadı. Evet. Bazen anneler babalar evlatlarına yatırım yapamazlar. Bazen kapasiteleri yetmez, bazen akılları yetmez. Bazen o kadar ilgili değillerdir. Sen kendine yatırım ya... Çünkü ileride Allah'ın hazinesi geniş. Birçok hazinenin kapısını açar. Sana imkanlar doğurur. Bambaşka insanlarla karşılaşırsın. Onun neticesinde de donanımlısındır. Ceplerin doludur. Ha öyle bir imkan mı var? Ama bunun için hazırlanmam lazım diyecek vaktin yoktur. Tapa gaz devam edersin. Ve oradan füze gibi yükselirsin. Başarıyı yakalarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.